Eviniz çok güzelmiş gerçekten. Sağ ol canım. Biz de çok seviyoruz. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Hayatım, elinizi yüzünüzü yıkamayacak mısınız? Aa, tamam pardon. Gel Şenem. Elif üzerini değiştiriyor. Eğer sen de istersen bir şeyler. Yok ben rahatım. Teşekkür ederim. Ben de büyüyünce böyle kocaman bir mutfak yaptıracağım. Nasıl? Anlamadım. Hani çok çalışıp para biriktirince böyle kocaman bir ev alıp içine de kocaman bir mutfak yaptıracağım. Hatta ben kendim çizeceğim nereye ne koyacağımı. Planın ne tam olarak? Yani ben anlamadım. Nasıl alacaksın böyle bir evi? Çok çalışıp para biriktirerek. Diyorsun. Bak. Benim dedem eski Dışişleri Bakanı. Amcalarımın hepsi de hariciyeci zaten. Büyükelçiler filan. Eşimin ailesi ülkenin ilk denizcilerinden. Kuru yük gemileri var. Sen kuru yük gemisi gördün mü hiç? Tabii biliyorum. Şimdi sen çok çalıştın diyelim. Tabii yani tam olarak ne yapacaksın ben anlamadım ama ailem neci demiştin? Babam lastikçi benim. Annem çalışmıyor. Anladım canım. Vay bakıyorum da muhabbeti koyulaştırmışsınız ha. Değil mi? Anne Şenem çok akıllı bir kız biliyor musun? Hatta kendisi matematik şampiyonu. Zaten bizim okul ona burs veriyor. Direkt para vermeden okuyor yani. Burs. Tabii. Aa muffin. No. Bak fırında et var. Ayrıca ne yapıyoruz? Kilomuza dikkat ediyoruz değil mi Elif'ciğim? Ama belki yemekten sonra ikinize de birer parça veririm. Süper. Şebnem. Gel gel. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. Şebnem. Bak bu New York steak. Biz ilk bunu New York'ta yemiştik. Şaka gibi bir lezzeti var. Sen de sever misin Şebnemciğim? Ben bilmiyorum. Değil mi? Aa Şebnem, sen benim canım köpeğimle tanışmadın değil mi Bacio'yla? Ben hemen bahçeden çağırıp geliyorum. Nerede kalmıştık? Ha. Sen şimdi çok çalışıp bizim evleri alacaktın değil mi? Ben öyle demek istemedim. Bak şimdi. Sen çok çalışıp üniversitede kazanırsın. Sen çok çalışıp bir işe de girersin. Ay bir de böyle çok çalışkan falan deyip yükseltirler seni. Sonra çok donanımlı bir beyaz yaka olursun. Ay bir de böyle senede bayağı 30 bin dolar falan kazanırsın. Bu ev ne kadardır sence? Bu buranın en büyük evi. The ev yani. Anladın mı canım? Buralar böyle her yürüyüp gelen için değil. Siz beni yanlış anladınız. Yok. Gayet doğru anladım. Bizler alışığız bu alttan gelen hıncılara. Elif'i hep korumak istiyoruz böyle şeylerden. Ama işte bazen de olmuyor. Sizler bir şekilde bizim içimize sızıyorsunuz. Arkadaş gibi görünüp içten içe nefret ediyorsunuz.
bizler derneklerde çalışıyoruz, size burs veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz peki? Bizim soframıza, mutfağımıza çökmeye çalışıyorsunuz. Onur hep her çocuğun büyüdüğü, yani çocuk olmayı bıraktığı bir an vardır der. Ama benim öyle bir anım yok yani. Hiç hatırlamıyorum. Belki de hep çocuk kalmışımdır. Şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu benim böyle pembe tatlı halime bakma. Elif'e bir şey yaparsan eğer... gebertirim seni. Gebertirim seni. Gebertirim seni. Ne kadar biliyor musun? Bu, buranın en büyük ev. Nasıl alacaksın böyle bir eve? Buralar böyle her yere gelebilir. Bir şekilde bizim ikimizi susursunuz. Burada Onur'u ve çocuklarıma en sevdiği yemekleri yapıyorum. Her gün de yeni yeni şeyler deniyorum aslında. Yani neyse, devam edelim. Hayatta pek çok akıl hocanız oluyor. Hepsinde insana bir katkısı var tabii. Onların sevgisi ve aklı büyüttü beni bir yandan da. Gel Şebnem ya. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Kamp Nisan'da değil mi? Nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Gidecek misin? Kazandım diye biliyordum. Kazandın. Ben de kazanmıştım zamanında. Matematik şampiyonu çok havalı değil mi? Demek gideceksin. Giderim diye düşünüyorum. Senin baban lastikçiydi değil mi? Burslusun da. Nedir hayal? Bir gün bu okulun öğrencileri, onların velileri kadar zengin olmak mı? Yani bilmiyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Herkes kendi sermaye sınıfını atlamaya çalışır. Alt sınıfta dünyaya gelmiş herkes, anasından babasından daha üst bir sınıfa geçeceğinin hayaliyle yaşar. Ama öyle bir şey yok. O hayallerin geç 30'unda falan patlayıp söner. Sen hiç matematiği çok iyi diye birinin zengin olduğunu duydun mu? En fazla olacağım benim gibi öğretmen olmak işte. Az önce çıkan kadın, Arzu Hanım. Kızının başarılı olmasına lüzum bile yok. Bir lafıyla dünyayı değiştirebileceğine inanıyor. Evraklarım burada. Biletini karşılıyorlar. Bir daha az bir harcırah veriyorlar. Pasaportla vize çıkarman lazım. Pasaport çıkarmak için para da verecekler mi? Yok işte. Onu da öğrenci kendi halleder herhalde diye düşünüyorlar. Ta oralara gitmek istediğine göre. Anladın mı şimdi beni? Thank you.
Şebnem! 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 Ben mi geliyorum? Nereye? İsviçre'ye işte. Annemin liseden bir tanıdığı varmış. Arayıp rica etmiş, bana da yer açmışlar. Birlikte olacağız kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.